Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Pi üzerine bir önceki videoda konuşmaya başladık. Bundan da devam edeceğiz. Pi diyor kıtlığını sağlamak için periyodik olarak yarıya tabi tutulur. Yani halving, yarılama. Halving bir madencinin yeni işlemleri gerçekleştirmek için, işlemek için aldığı coin sayısının yarıya indirilmesi anlamına gelir. Bu genellikle belirli bir dönüm noktasına ulaştığında gerçekleşir diyor. Evet, Bitcoin'de de biliyorsunuz 4 yılda bir olmak suretiyle bir halvingi vardır. Pi'nin halvingini hiç beğenmiyorum. Uzun vadede sürdürülebilir bulmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir önceki videoda konuştuk. Bu demek değildir ki Pi'de halving yapılmaz. Halving diyorum, madencilik yapılmaz, yapılır. Yaparsınız, para kazanırsınız. Hatta gayet iyi. Ama uzun vade proje sürdürülebilir değil. Çünkü halvingi çok çok agresif bir halving sistemi var. Pi için madencilik oranı, kullanıcı sayısı 100 bine ulaştığında başlangıçta saatte 1.6 Pi'den 0.8 Pi'ye düşürüldü. Sonra 1 milyon kullanıcı da 0.4 Pi'ye tekrar halving oldu. 10 milyon da 0.2 Pi'ye indirildi. Bu ödüller diyor yarıya inmeye devam edecek ve 1 milyar kullanıcıya ulaştığında sıfırlanacak. Mart 2023 itibariyle platforma 30 milyondan fazla kişi kaydolmuştur. O ay sistemin arkasındaki kişiler bir hekaton düzenlerken Mayıs ayı sonlarında Fireside Forum tokenomikleri sosyal etkileşimlerin merkezine entegre ederek özgünlüğü, yapıcı konuşmaları ve daha sağlıklı çevrim içi sosyal etkileşimleri destekleyen gerçek bir Web3 sosyal platform başlatıldı falan filan. Pi, Binance Block zincirine dayanan ve merkezi olmayan PancakeSwap borsasında işlem gören pNetwork DeFi belirteciyle karıştırılmamalıdır diyor. Doğru. Burada doğru bir şey söylüyor. Aynen. pNetwork fiyat tahminleri. Tüm bunları söyledikten sonra 5 Haziran 2023 itibariyle yapılan pNetwork fiyat tahminlerinden bazılarına bir göz atalım. Pi henüz resmi olarak açık piyasaya sunuldu, sunulmayacağı söylendi fakat sunuldu. Huobi de vardır. İlk olarak Coin Codex 2023 için varsayımsal bir kısa vadeli pNetwork fiyat tahmini yaptı. Bu tahmin diyor, ya henüz sürülmemiş. Dakika başı aynı şey söylüyor. Tamam, sürülmedi. 10 Haziran'da 21 doların ardından 6 Temmuz'da 21 dolara biraz düşmesiyle diyor. Bunu söylüyor. Şimdi yakın zamanda Pi'de pek bir şey beklememek lazım. Yani Pi'nin genel olarak fiyatları, birincisi çok radikal bir coin'dir. Bakın, volatilite düşük ama radikal. Yani bu ne demek? Şöyle, piyasanın diğer kalanı gibi ayı boğa döngüsüne çok sadık korelasyonu olan ya da bir ciddi bir volatiliteye sahip bir coin değildir. Fakat zaman zaman radikal davrandığı olur. Olası bir regülasyondan, olası bir listelemeden, olası bir dönüm noktasından dolayı spekülatif davrandığı, İşte lansmanlar, hekatonlar vesaire, bunlarda da gözlemledik. Biliyorsunuz Huobi meselesinden sonra 300 dolara kadar fiyatları fırlamıştı ciddi anlamda. Bu tarz durumlar zaman zaman olabilir. Fakat bunun vaktini hesap etmek ya da bunun üzerinden bir ekonomi politikası, işte bir tahmin vesaire yürütebilecek bir coin değildir Pi coin. O yüzden hiçbir zaman alım satım işine bulaşılmamalı, üzerinden bir trade döndürülmemeli ki ekip bile zaten bunu üzerinden trade yapılacak bir coin olarak ortaya sürmedi. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Ekip diyor, yani biz trade işinde değiliz, biz işin madencilik boyutundayız diye. O yüzden bu şekilde düşünmek lazım. Dolayısıyla normalde üzerinden fiyat tahmini yapılması tamamen boş muhabbete girecek bir olaydır aslında, ama bakalım. 23.88 dolarlık gerçek bir Pi fiyatı verecek kadar ileri gitti diyor. Ancak diyor Pi Network DeFi token'la, ya tamam arkadaşım, 10 kere söyledin aynısını. Bu yıl diyor 49 dolara, gelecek yıl yani 24'te 56 dolara, sonraki yıl 79 dolara. Site diyor 2026 yılına kadar Pi'nin 100 dolara aşarak 105'ten işlem göreceğini ve 10 yılı 242 dolardan 2028'de 119 dolara ulaşabileceğini ve diyor 2030'da 242 dolarla 2032'de 568 dolara ilerleyeceğini iddia ettiğini söylüyor. Ya diyorum ya, çok mantıklı şeyler değil. Hani bir kere
2032 yılında pi diye bir şey olur mu zannetmiyorum. Yani 2032 yılına kadar projenin ilerleyeceğini zannetmiyorum. Piyasadaki pek çok kripto para zaten 2032 yılını göremeyecekken pi'nin de bunlarla birlikte görebileceğini düşünmüyorum. Piyasada kimi ölür, kimi kalır. Tabii 2032'de Allah bilir kaç yüz binlerce piyasada coin olacaktır. Fakat şu ankiler tabii eliminasyona tabi olacaklardır. Bu arada diyor Pi Network site kriptonun bu yıl ortalama 29 dolardan doğrudur. 2024'te 40 bak. Pi'de şöyle bir şey yok. Şunu bir kere bilelim. Pi'de rutin istikrarlı fiyat yükselişi diye bir şey yok. Ya da bunun analizi konusunda elde hiçbir veri yok. Tamam mı? Bunu anlamak gerekecektir. Bu şekilde bir durum yok yani. Halving sisteminden kaynaklı olarak normalde uzun vadede artması gerekir. Ama coin'in ne zaman resmi olarak trade'e açılacağını vesaire bilmediğimiz için konuyla alakalı bir şey söyleyemeyiz. Mesela diyorum ya hobi gibi tutar bir yer listeler, bir spekülasyon yaşanır. Coin'in fiyatları ciddi ölçüde rally yapar. Olabilir. Bunlar yaşanmıştır. İşte kişi kazandığı pi'leri böyle bir durum karşısında yani böyle bir durum için tutadabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu da olabilir. Ama genel olarak bir yerden alıp tutayım mantığıyla yaklaşılabilecek bir kripto para değildir. 2032'de diyor 900 dolar olacağını iddia ediyor mu? 2032 gördü de bir de 900 doları kaldı kenara. Son olarak diyor Wallet Investor çok daha düşük tempolu ve kasvetli bir network yorumu yaptı diyor. Gelecek yılın Haziran ayında 2 doların altında olabileceğini söylemiş. Zannetmiyorum bu şekilde olacağını yani öyle bir fiyat düşüşünün yaşanacağını. Pi Network iyi bir yatırım mı? Pi Network kesinlikle iyi bir yatırım değil yani yatırım değil. Pi Coin'e yatırım yapılmaz. Yani alayım da tutayım belki yükselir falan. Abi adamlar bunu ya coin'in projenin yaratıcıları bunu bunun için yaratmadı ya. Adam diyor ki bizim başka bir şey yapıyoruz ama sen başka bir şey için alıyorsun tarzına dönüyor. Kazan, kazanıyorsan gel sat. Pi Network yükselecek mi, düşecek mi? Ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Pi Network'e yatırım yapmalı mı? Hayır. Pi hiç paraya değecek mi diyor. Madencilik yaparsan değer. Pi Coin sahte mi yani Ponzi mi zannetmiyorum yani Ponzi olduğuna dair bu vakte kadar herhangi bir durum gerçekleşmemiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.